Selamlar herkese, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Mount & Blade Warband'da Native'de oynadığımız Saranit'le Dünyaya Hakim Olma serisine hoş geldiniz. Yani tabii ki bu Saranit'le Dünyaya Hakim Olma konsepti bağlamında ilerleyiş sıfır. Zira öncelikli olarak bir ordunun temel ihtiyaçlarını karşılamak, bir para kazanmak falan gerekiyor. Bunun için ticaret yapmaya kalktık ama yani geçen bölümleri izlediyseniz biliyorsunuzdur. Şurada Kuhudan şehrine giderken, neredeydi Kuhudan şehri? Buralarda değildi. Ha pardon, buradaydı o Kuhudan şehri. Abi şuradan alıp buraya baharat götürürken falan cılkımız çıktı şurada ya. 10-15 kere saldırdılar. Burada geldik, çölde bir dayak yedik. Şurada yağmacılardan dayak yedik. Yani ne kadar kanunsuz adam varsa herkesten dayak yedik usta. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani ticaret yapacağız derken canımız okundu. Bu arada geçen bölümlerde şey demiştim ben. Gizli sandıklara alalım. Tek bir gizli sandık kalmış galiba. O da Verçek'te. Normalde Tihir'de de varmış ama Tihir'deki galiba iç mekan tasarımı değiştiğinden dolayı kapatılmış. Garip zırh ve garip kılıç varmış galiba Verçek'te de. Onu almaya gideriz de. Emin değilim. Belki değişmiştir. Bilmiyorum. Birkaç kaynağa baktım böyle. Birkaç kaynak dediğim adamlar 2010'da yazmış kanka. 2010'da yazmış. Şehirdeki sandıklar nerede ağalar diye. Yani şu an 2010 senesinden gelen bilgiyle hareket edip oraya gideceğim. Başka sandıklar varsa da bilemiyorum artık yani. Öğrendikçe gider bakarız ama yokmuş galiba. Şimdi arkadaşlar, Ahmerrad şehrine kadar gelmişken burada ticari mallara bir değer biçelim. Bayağı bir çömlek vardı burada yani. Adet üzerinden fazla kar elde edebiliriz. Bak çömlekleri alıp Dihirim'e satarsak mal başına 68 dinar. Ben buna varım ya. Ben buna varım abi. Yani çok çömlek var çünkü içeride. Ben buna varım. İplik boyası 2 adet var yani. İplik boyasını salla. Bunları gidip Dihirim'e satalım. Dihirim'de zaten neredeydi? Ha şurada. Peki. En merkezi şehirlerden biri canım. Sevgili arkadaşlar, bu arada izlediğiniz seri hoşunuza gidiyorsa beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin lütfen. Ve kanala abone değilseniz abone olarak videolardan en kısa sürede haberdar olabilirsiniz. Bilginiz olsun. Ama niye gitmedi bu buraya? Orduya da bu arada sadece tahıl yedirmeye devam ediyorum. Yazık garibanlar, sadece ekmek yiyorlar. Niye oraya kadar gittin ki? Garibanlar sadece ekmek yiyor hocam. Yani tahıl yiyor, başka hiçbir şey yiyemiyorlar. Ama olsun, biz kar edeceğiz. Bir tane işletme açacağız. İşletme açmayı istememizin en büyük sebebi de şu: işletme sayesinde güzel paralar kazanıp ordumuza bakabiliriz abi. İşletme olmadığı zaman orduya pek bakamıyorsun. Yeter 3 birim yemek ya, abartmamak lazım. Şimdi sevgili arkadaşlar, toplamda ne kadar paramız var bizim, ona bir bakalım. 7000 oldu bile, 7900, çok iyi. Burada bir ticari mallara değer biç. Elimden geldiğince karizma kasıp ticareti arttırmaya çalışıyorum. Buradan yün alıp Ichamur'a. Tamam, ne kadar yün var? 2 tane. Ay. Yani zengin şehir dedik. Burada dedik para olur dedik. Yani 2 parça malzeme için yol tepeceğiz ya. Abi şikayetleniyor gibi algıladığınızı biliyorum ama ne yapalım usta? Yani Ichamur'un bulunduğu bölgede de bozkır haydutları var kardeşim. Aha eksi 500 yedik bile. Yani hem adamlara maaş öderken dünyanın parasını ödüyoruz. Hem buralarda bir de haydutlarla falan çarpışıyoruz. Yani ticari mallara değer biçiyoruz ediyoruz da yani kar edemiyoruz abi. Bize böyle büyük bir kar, büyük bir vurgun yok mu ya? Yok galiba. Harbiden yok. 19 dinar, 20 dinar ne abi? Tulga'da vardır belki bir şey. En olmadı dönüp şehir görevleri yapmaya devam edeceğim ya. Ticari mallara değer biç. Vayagir de Sarreni'de daldı. Ulan niye herkes Sarreni'de dalıyor? Ne oldu birden? Buradan tuz alıp Yalen'e. İyi, 4 birim tuz var en azından burada. Gidip bunları Yalen'e satarız. Abi Sarreni'yle Dünyaya Hakim Olma serisi dedim diye acaba hadi lan hakim ol da görelim deyip böyle oyun şey mi yapıyor? Vayagir'in alaka ya Sarreni'de. Hocam yani oradan buraya çok yazmaz mı? Sevgili Vayagir. Abi gerçi var ya, dünyanın yolunu tepiyoruz harbiden böyle. Khergit Sarreni'de dalıyor. Vayagir Sarreni'de dalıyor. Saranit bu olaydan sonra Totiş'i biraz zor toplar gibime geliyor. Sanki beni hiç ilgilendirmiyor gibi söylüyorum ya. Normal bir seri olsa ilgilendirmiyordu ama bu serinin amacı Sarranit'i bütün Kalrade'ye hakim kılmak olduğu için bana birazcık dokunacak gibi geliyor. Abi tuzları sat. Tahılları al. Evet, ettiğimiz karı gene yiyeceğim tahıla yolladım. Defanslayabilir mi acaba ya? Bence çok zor defler. Nereye hedefliyor abi? Savaşlara baksana. Khergit. Vayagir. Bak Vayagir'e karşı üstün gelip Khergit'e karşı kaybetmişiz. Hocam buralarda bir ticari mallara değer biç. 136. Şarap alıp şarize. Bir tane mi? Beğenemedim. Beğenemedim. Nereye gitsek? Suno'ya gidelim madem. Suno'ya da geçenlerde gittik daha ama. Abi böyle hani acaba bütün listeyi yapıp hani bütün ürünleri alıp tek tek mi dağıtsak bir oraya bir buraya? Hani ben tek bir noktadan A'dan B'ye, A'dan B'ye transfer ediyorum. A'dan B'ye, C'ye böyle hani misal. Bak şöyle yapalım abi, ben minik notlar almaya başlayayım, tamam mı? Nasıl olsa kenarda defterim var, şöyle minik notlar almaya başlayayım. Bu notlarla beraber hareket edelim misal. Abi Kurova yağ gidecek, tamam mı? Hemen şu kenara yazıyorum. Kurova yağ gidiyor abi. 98'liği de yaparız. Kürkü de Durkuba'ya. Kürk Durkuba. Hadi bakalım şöyle bir buradan ticarete başlayalım. Ya Kurova, Kürk Durkuba'ya. Şöyle bir defterimde kenarda dursun. Not alarak oynamak benim sevdiğim şeylerden biri aslında. Al işte Ya Kurova, Kürk Durkuba'ya. Yani hocam kar edeceğiz de 1-1. 1-1 şuna bak. Tamam. Kurova doğru gidelim madem. Ya Kurova bırakalım. Belki Kurova'dan da sağlam mallar bulur. Oraya da gider rotasyonlaya rotasyonlaya bir yerlere gitmeye çalışırız. Buraya kadar gelmişken Rivaçek'ten de şey alalım ya. Şuradan bir yağ Kurova bırak. Ardından buradaki ticari mallara bir değer biç. Ay eksi 500 yedik bir tane daha. Kalmadı ki bir şey. 227 demir alıp Jelkala'ya. Oy 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 oy. Abi demir alıp Jelkala'ya. Buradaki kürk ne kadar? Biz kürkü 289'a almışız. 336. Kürkü kaçtan satacağız acaba ya? Riske girmeyelim. Rivaçek'e gidelim. Verçek'e bir gidelim. Sandığı alalım. Dönelim Jelkala'ya gidelim. Kürkü vereceğimiz yer Durkuba'da. Bilmiyorum abi kürkten ne kadar para gelecek. Şöyle atla hareket edelim bakalım. Oy. Garip zırhı falan bir şeyler giyelim ya. Bildiğim kadarıyla burada samanlıkların arasında bir yerde oluyordu abi o zırh. Burada değil gibi. Buralarda da değil gibi. Verçek'ten de mi alındı o zırh ya? Şu köşede bir yerde olabilir mi? Hayır değil. Sıkışma araya aslanım benim. Güzel. Ben acaba modlarıyla mı karıştırıyorum oyunu ya? En son modlu oynadım ya. Burada. Garip zırh, garip kılıç. 38'e 19. Şunu da Ymiria'ya veririz en azından ya. Ne yapalım usta? Yani elden gelen bu. Şimdi buraya kadar gelmişken bir de buraya bakalım. Pazardaki mallara değer biç. Demirler Jelkala'ya gidecek. Onu unutmazsak Hamipek de buradan Jelkala'ya gidebilir. O zaman demirler buradan Jelkala'ya. Hamipek buradan Jelkala'ya. Çok iyi. Bunları Ymiria'ya vereceğim. Kürk'ü at gitsin ya, boşver. Zarar ettiysek de ettik. Hiç şimdi Kürk'ü Durkuba'ya götürmeye uğraşamayacağım. Buradan Jelkala'ya rahat rahat gideriz. Hatta böyle yolda giderken acaba Jelkala'ya gidebilecek malzemeleri de mi toparlasak? Örneğin buradan Verçek şehrine gidelim. Ve ağzına tüküreyim. Kaç kişi girdiler acaba? 51. Oy anan baban. Anan baban 51 ne usta. 51 ne, dur bekle şurada bekle. Adamlar biraz gelsin öyle cenk etmeye çıkalım. Kılıçla direkt canlarını okuruz da. Ymiria'ya falan da zırhını verseydik. Buradaki her şey Jelkala'ya gidiyor şimdi, o yüzden kafa rahat. Ben gidene kadar umarım şey değişmez ya. Adamların o kadar çok fırlatma silahı olacağını zannetmiyorum. Aslan parçaları, umarım 1-2 seviyeniz vardır. 1-2 seviye almışsınızdır. Yoksa bizi çok zorlu bir serüven bekliyor olacak. Ayrık ayrık geliyorlar. Hadi hep beraber buradan hücuma kafalamaya çıkalım. Bilerek biraz bekledim. Bizim ordunun piyadeleriyle atlılar arasındaki mesafe iyice azalsın istedim. Oy. Abi çünkü atlılar çok önden gidiyor. Ay kaç tane balta fırlattılar lan. Lan bunlarda ne fırlatma silahı var böyle. Abi pirince giderken eldeki bulgurdan olacağız galiba. Hani Verçek'e de gidelim. Yağmalanacak bir şey var mı onlara bakalım diyeceğim de. Ses bende gitti komple sizde. Ya merak etmeyin yani. Sizde de gitti, bende de gitti az önce. Abi ne fırlatma silahı varmış ya. Hani Verçek'ten de böyle Jelkala'ya gidecek item arayacaktım da. Güzel, Jelkala'daki bütün satışlar bize para getirecek. Umarım tüccarında yeterince para vardır Jelkala'nın. Lan sırf haydut keserek zaten dünyanın parasını kastık ya. Hoppacık. Gel buradan. Bir ona gelişine, bir buna gelişine. Gelişine bir ona, bir buna, bir ona, bir buna. Bu adamların sağlam zırhları da var. Bu arada iyi ki envanter yönetimi ve talimci gidiyoruz. Talimci sayesinde askerler seviye kazanıyor. Envanter yönetimi sayesinde envanterimiz düzgün. Bitirin adamın işini. Bitirin adamın işini orada. Çok iyisiniz. Ordu falan ufaktan gelişiyor. Vayagir kıdemlisi gel. Bizim için önemli olan atlı miktarı. Memlüklerin miktarı artsın. Oy, herkes atlı oldu. Herkes gelişti. Çok iyi. Vayagir atlısı gel. Atlı, kıdemli, şövalye hiç fark etmez. Kervan muhafızı gel. Ama bunlara çok maaş ödeyeceğim be Samet. Vallahi çok maaş ödeyeceğim. 35'e 10. Ymiria'ya bunu veririz. Geri kalanları satılacak. 38. Şunu da Ymiria'ya veririz. Muharebe baltası dursun. Bunlar tık 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 tık. Hepsi satılacak. Bunlar Verçek'e satılacak. Dolmuşuz zaten. Herhalde buradan giderken başımıza başka iş gelmez. Buradan Verçek'e akarız diye tahmin ediyorum ama. Buradan Verçek'e akarken şuradan bir kervan muhafızına, atlı paralı askere, bunları atlıya, bunları memlüğe. 5 tane memlük falan çok iyi bak. Yanımda izbandutlarım, korumalarım var. İkisi bir olup bana girerse kötü olur. İyi girmediler. Hemen şuradan bir Ymiria'ya güç kuvvet verelim. Ekipmanını göster. Kafalığı giy. Giyemiyor. Bunu giy. Giyemiyor. Kılıcı tak. Bunlar Ymiria'ya bekletilecek. O yüzden bunları bir şöyle şuraya alalım. Şunlar da zaten bizim ticaret itemi. Bunlar komple satılacak. Verçek tüccarına. Level aldın mı acaba hiç son zamanlarda? Alamadı. Bir güç vereceğiz bunlara. Abi yakalayamasalar bari ya. İkisi takip ediyor bizi. Birebir girmeye cesaretleri yok da takip ediyorlar. Şimdi Verçek'te öncelikle şu itemlardan bir kurtulalım. Oy. Bu yağmacılarda da ne varsa böyle bak ne kadar para çıktı. Burada bir ticari mallara değer biçelim. Hocam buradan Kurova 179 diyor. Tuz. Bence buradan Kurova gidilir. Buradan Kurova gidilir abi. Buradan Kurova gidilip Kurova'dan Jelkala'ya dönülür. Aynen, buradan Kurova, Kurova'dan Jelkala'ya. Belki Kurova'dan da Jelkala'ya gidecek bir şey vardır. Ya birazcık orduya fazla para ödeyeceğiz ama ticaretimize mani olmasınlar kanka, maksadım o. Ticari mallara bir değer biç bakayım. Var mı buradan Jelkala'ya gidecek bir şey? Gitmiyor. Yürü Jelkala'ya. Bir ticaretimizi tamamlayalım. Üzerimizde çok fazla item kaldı. Ya adamlara çok para ödüyoruz usta. Adamlara o kadar para ödemesek aslında. Çok aşırı para ödüyoruz biliyor musun? Gerçi adamlar da buna karşılık bizi koruyor yani. Yolda ticaret yapmak ne kadar tehlikeli biz kendimiz şahit olduk. Bir de üstelik adamlara sadece tahıl yediriyoruz abi. Başka hiçbir şey de yedirmiyoruz. Ya bu yolda 50 kere durdurulmuyorsak bunlar adamlarımız sayesinde. Bu konuda şikayetçi olmamak lazım. 2-300. Oy. Bak kesin buradan kadifelerde iyi bir şey verir ha. Yemek al, yemek. 2-200. Ya 13 dinar. Lan niye feda edeyim? 13 dinarı değil mi? Tamam. Ticari mallara bir değer biç bakayım. Buradan kadifeyi alıp Ichamur'a satarsak 379. Buradan Sono'ya iplik boyası 108. Hedef kadife. İplik boyası 2 tane. O zaman buradan bak iplik boyalarını aldık. Sono'ya bıraktık. Kadifeleri Ichamur'a götürdük abi. Buradan iplik boyaları Sono'ya. 108 diyor yani... Sıkıntı değil ya. Yolda haydut çevirmez, bir şey çevirmez. Ayı gibi ordum var. Çevirirse de kapışır keseriz. Bunların sotelendikleri yerlerde bulunmamak lazım. Bak buradan bunları sattın. Kadifeler 1000. Bir uyanık sizsiniz değil mi? Buradan kadifeler Ichamur'a gidecek. Buradan Bariyeye kürk alıp satabilirsin. Kurova yağ satabilirsin. İyi, Kurova 4 tane yağ da götürürüm. Oradan Ichamur'a inerim. Zaten Kurav'la Ichamur arası yakın gibi. Aha yakın yakın. Yo gerçekten yakınmış ya, tamam. Hızlıca gidelim. Ama abi eldeki malzemeyi çok bekletmeyelim ya. Zira yani kadife başına 300 birim falan kar getirtiyor ya. Şimdi Ymiriyeciğim hemen bir bölüm güç alıyorsun, bir bölük, tamam mı? Güç aldıktan sonra bekliyorsun. Sana böyle bir statlarını veriyoruz. Ondan sonra ekipmanlarını bana bir gösteriyorsun. Şunu ve bunu giyiyorsun. Ha şöyle ya. Bunları götürüp Kurav'da, kadifeleri de götürüp şeyde satacağız. Kadifeleri de götürüp Ichamur'da satacağız. Bir 10.000 yapıp bir işletme alabileydik ya. Oy lınk lınk lınk. Ama para yetmiyor. Adamın parası yetmiyor. Başka bir şey düşüneyim. Görev iptal. Görev iptal, yağları ver. Ticari mallara değer biç de. Buradan demir alıp Verçek'e 193. Tamam. O zaman buradan demir alıyoruz. Buradan Verçek'e çıkılıp öyle gidilecek. Şuradan da hala para az geliyor. Bir tane kurumuş et alayım da. Ordunun bir kursağından yemek geçsin ya. Ordunun bir kursağından lokma geçsin. Buradan Verçek'e. Lan cesaretleri varsa çıksınlar arkadaş karşımıza değil mi? Buradan Verçek'e götür, demirleri bırak. Artık oradan doğrudan Ichamur'a koşalım ya. Ana kar edeceğimiz malzemeyi elimde tutuyorum deli gibi. Sattım demirleri. Var mı burada bize çok para getirecek bir ticari mal? Ichamur'a giden bir şey yok. Ama 153 var. Tuz alıp Jelkala'ya. Tamam. Kurav, Kurav'dan Jelkala'ya. Kurav'dan Jelkala diyorum pardon. Ichamur. Ichamur'dan da Jelkala'ya abi. Belki Ichamur'dan da Jelkala'ya gidecek bir şeyler çıkar. Sancağım yok, bir şeyim yok. Vızır 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 vızır. Oradan oraya, oradan oraya gidiyorum abi. Khergit ve Saranit barış anlaşması imzaladı. Toprak kaybı var mı? Yok. Helal lan. Vuruşup duruyoruz sadece sanırım. Abi kadifeleri satalım. Oy 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 oy. Buradaki baharatlar çok ucuz abi. Bak ben paranın kokusunu alırım. Bura para kokuyor. Bura para kokuyor. Para üstü olarak bir adam düşünün, tahıl alıyor abi. Bura para kokuyor. Bu baharatlar bir yerde çok para eder. Hadi Jelkala de buradan karımıza kar katalım. Kurov. Maksimumu 400 işte. Bakalım kaça bırakabilirsek kürkü. Ama kürk de yetmiyor. Bence demirler de gözüme ucuz gözüktü. Demirleri alalım. Kürk alalım. Demir alalım. Lan bu ne arkadaş? Herifin bana ödeyebilecek parası yok ki. Baharatlardan birini alalım. Şu en ucuza sattığımızı. Bu baharatı da gider başka yerde satarız. Demirleri bırakma adam. Kürkleri de gider satarız başka yerde. Turnuvaya katılsa mıydım acaba ya? Dur, Rivaçek'te bir satış yapacağız ya. Rivaçek'te bir satış yapalım. Artık böyle acaba göz kararı mı iş yapsam? Hani itemlerin bir ortalama fiyatını bilsek güzel olacak da. Ulan gene gariban kıstırıyorsunuz değil mi şehrin ortasında? Gene şehrin ortasında gariban kıstırıyorsunuz. Ama ben sizin bildiğiniz o gariban adamlardan değilim artık. Bölüm 4. Yavaştan zırhı dizdik. Kar marjımızı geliştirdik. Parayı katlaya katlaya gidiyoruz. Garip zırhını falan da aldım. Hocam merhaba. Kadifeler burada 1000. Baharat 880'e, baharatı 600'e satacağım ama buraya satarım. 400'e yakın almıştık abi kürkleri. Demek ki kürkler burada satılmıyor. Yağlar da burada çok pahalı gibi geldi. Burada ucuz olan bir şey varsa da ben bilmiyorum. Çömlekleri falan 50'den aldığımı ettiğimi hatırlıyorum. 2700 veremez ama bu bana burada. 50 altında ben ona yar etmem. Ver tahılları. Güzel. 9300'ümüz artı kürklerimiz var. Verçek'e bir gidelim. Buralardan geçerken haydutların oradan da gidiyoruz. Haydutlar artık bana dokunmuyor. Bak burada tuz ucuz baba. Buradan tuzu alır. Başkasına okuturuz. Aldığımız kürkü de burada satarız abi. Bak aldığımız kürkü de burada satarız. Şurada tuzlar başka şehre satılır. Ben bence böyle şehir şehir uğrayayım abi. Onu oraya götüreyim, bunu buraya götüreyim kafasından çıkıp şehir şehir gezeyim bakalım hani nerede ne var, anladın mı? Nerede ne var dayı? Tuzları 100'den topladık misal. Kaçtan satarız bilmiyorum ama tuzları 100'den topladık. Burada ne var abi ucuz? Aletler, keten, pamuk kumaş, deri, keten bohça. Keten bohçalar sanki daha pahalı ediyor muydu? Daha bir pahalılığı var mıydı? Bak tuzları buraya bile satsan 100'den 200'e, görüyor musun? Kısa günün karı. En iyi karı elde etmek zorunda değilim. Sürümden kazanalım abi. Bak ordu çünkü çok para yiyor, anladın mı? Sürümden kazanalım. 196 gerek yok. Pamuk kumaş 268. Çömlekler falan filan, şarap yok. Buradan alınmayacak abi. Yiyecek türü bir şey almam zaten. Ordu yiyor. Ordu yarısını yiyor. Praven'e doğru ilerleyelim. Praven'den bir şeyler bakalım. Normal itemin kendi şeyini bilsem, kendi fiyatını bilsem halledeceğim de kendi fiyatını bilemiyorum ki. Biralar 36. Abi bira illa daha pahalıdır ya herhalde. Ya da bir market araştırması yapalım. Burada büyük bir şey çıkmaz ya. Boşa oturduk buraya. Buradan keten bohçası alıp Verçek'e 82 daha pahalı satarsın diyor. Buradan bira alıp Yalen'e 83 dinar daha pahalı satarsın diyor. Yani biranın ucuz olduğu belli canım. Bira ucuz, birayı almış olalım, giderken bırakırız. Bira hatta tüketiliyor mu? Yok, tüketilmiyor galiba. Moral falan vermiyor. Suno'ya gidelim. Bak birayı 40'tan 50'den topladık varsay. Suno'ya bile bırakılır kanka. Seriyi bırak. Buranın yağları bence ucuz. Ben yağların 450 olduğu yeri gördüm. 477'yi aldın ama ayı. Ne yapacağız onu? Satarız illa ya. En pahalısını 450'ye aldık. 436 diyor itemin normal ederi galiba. İyi, biz çok pahalıya almadık bence. Ucuza topladık. Uxkal'e bir gidelim. Ya ne kadar burada? 319. Yok, burada yağ satılmaz aga. Burada yağ satılmaz. Deriler 204. Biralar pahalı. Tamam. Elime daha fazla yağ depolayıp kendimi güm diye uçurmak istemiyorum. Veluka'ya bakalım. Düşeş bir şey gelirse alır satarız ya. Öyle minik karlar yaparız da bizi sürekli pazarlarda sıkıştıracaklar mı böyle? Cebimizde 2-3 kuruş para var diye. 10k yaptık yani, artık bir hani şöyle bir 15k falan yapabilirsem işletme almaya döneceğim. Karakterin savaş yeteneğini geliştiremedik. Arkadaş bir de oyunu şey Dealer's Life gibi oynuyorum ya böyle. Al satçı. Böyle daha çok hoşuma gitti ama ne yalan söyleyeyim. Böyle daha çok hoşuma gitti. Tamam, ekstra 100 dinar. Abi maksimumunu 450'den yağ aldık. Yağlar burada o kadar da ucuz değil. Aletler 451 pahalı. Demir bak misal buraya satılabilir abi. Burada bayağı demir var. Şarap var 180'den. Yani şarabı sanki 180'den fazlaya okutur muyuz ya? Bence okuturuz abi. Bence okuturuz. Maksimumunu 220'den aldık. Bence şarap okutulur. Şarabı ama nerede okuturuz? Sarreni topraklarında okuturuz şarabı. Ya bana öyle geliyor en azından. Hocam burada yağ ne kadar? 500. 441. Biz bidonunu 450'den aldığımız da oldu. 380'den aldığımız da oldu. Ne yapalım? Fix mi sayalım ya? İplik boyası. İplik boyaları da para eder sanırım. 104 ucuz gibi geldi. En sonuncu yağdan öyle bir zarar ettim ki. Demek ki itham adedine abartmayacaksın ya. İplik boyası ucuz gibi geldi bana. O yüzden iplik boyası aldım. Ve parası yok elemanın. Parası yoksa 202'den şarabı da ver. Şarap satacağız zaten. Şarap 182 yine ucuz gibi. Şarize gidelim şuradan. Kar diye zarar ediyorum değil mi böyle çat pat? Tam hesaplama yapmıyorum da herhalde. Oğlum, eksi bin giriyor ya bir de. Bak şaraplar 272. 200'den falan aldık. İplik boyası 200. Yağlar 400, çömlekler 83. Çömlek de ucuz da o kadar ucuz değil ya. Şu şarapları bir şarize bırakalım. En ucuzunu 217'den bıraktık. İplik boyalarını da bıraksak mı? Zırh tüccarına şöyle iplik boyalarını da bırak. Yemek olarak tahıl al. Buradan şöyle bir Durkuba'ya gidelim. Abi 10.900 yaptık nihayet. Maaşları da yeni ödedik. Hiç terfi alan falan yok mu ya? Şu yayaları kovsam 90 altın öne geçerim. Atlı paralı askerleri falan mı atsam acaba ya? Sadece elimde memlükler falan kalsın. Riskli bir şey yapıyorum aslında şu anda. Ya en olmadı vuruşuruz milletle. Yani ne olabilir ki? 30 adam bana yeter ya. Yürü Durkuba'ya. Ben dayak yemeden gezmenin lüksünü unuttum değil mi? Tuz 219, yağ 400. Deri, çömlek. Çömlek 78 yani çömlek para eder illa. Çömleği daha pahalıya satarız da. Burada pek item bulamadık abi. Pek yüzümüze gülmedi. Ahmerrad'a doğru dönelim. Oralardan böyle. Çömlek 32. Oy 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 oy. Bu çömleği iyi fiyata okuturuz bir yerde. İplik boyası 82. Garanti iyi fiyata okutulur. Garanti. Güzel item topladık. Bunları satıp şöyle bir tur dolanırız ortalıkta. Bariyeden bir işletme mi baksak? Burası böyle çok sağlam gözüküyor. Tuz. Ha, buradan tuzlar satılır. Bak tuzun en babasına 206 verdik. Baharatlar artı 100. Baharatların çok daha pahalıya satıldığını biliyorum. İplik boyaları 212. İplik boyaları da satılır ya. Şu iki iplik boyasını da alayım. Bunlar böyle biraz sermaye gibi oldu ama çömlek 72'den ver. Çömlek de satılır. Bayağı sağlam malzeme götürdük buradan ya. Aralarında en önemlileri de baharatlar. Buradan çıkıp bir Tulga şehrine gidip bakalım. Bak çömlekleri falan bence biz çok iyi fiyata topladık abi. Çömlekleri, iplik boyalarını, tuzları, baharatları falan çok çok iyi fiyata topladık yani. Baharatların özellikle mesela Jelkala'da, Kurav'ın oralarda falan para ettiğini biliyorum. Buradan bir rotasyon yaparız, gideriz, halledilir her şey. Tuz. Abi tuz bence ucuz. Baharat 360 mı? Baharat sudan ucuz burada. Bekle. Baharatla tuzları alabilir miyim? Ben zarar edeceğim değil mi? Şu an aranızda böyle bana bağıranlar var. Hayır yapma. Etme onu diyen. Ama çok geç arkadaşlar, ben aldım bile. Ulan deli gibi item topladık. Buradan bir Ichamur'a çıkalım madem. Usta. Kâr ederiz değil mi? 492. Ben baharatı satacağıma inanıyorum abi. Çömlek 100 diyor. Ben çömlekleri 32'den aldığım falan da oldu. Çömlekleri bıraksak mı acaba? Arkadaşlar çömlekleri bırakacağız mı bilmiyorum da ben hafiften bir kendimi bırakıyorum gibi. Kuhudan'a bir gidebilir miyiz hocam? Kuhudan'a bak 300'den falan baharat aldık ya. 300'den 600'den. Ben yani oyundaki karakterin değil kendi ticari zekama güvendim. Bunun cezasını çekmem umarım ya. Hocam çömlekler 90, iplik boyaları 200. Sal iplik boyalarını 108'den aldık. Tuz 275. Baharat 871. Salla bir tane baharatı. 765. Salla bir tane daha baharat. 202. Tahıl al. Ya tuzlar falan da mı sallanır acaba buraya ya? Kürk 222. Kürk 222'den iyidir be usta. Ya, kürklerin 400'den satıldığını biliyorum yani. Kürkleri 400'e bırakırız. Kürkleri 400'e bırakıp buradan böyle kalanına şöyle bir tane de tuz verelim. 1900 paramızı alıp gidelim. Ya, tuz burada gerçekten iyi de. Tuzları 125 civarına falan topladık biz. Buradan bir Kurova doğru ilerle bakayım. Başımıza gaza bela gelmeden şu itemleri bir elimizden çıkaraydık var ya. Çok harika olacaktı gerçekten ya. Bir gaza bela gelmeden. Çömlekler 123. Yapıştır çömlekleri. En pahalısını 80'den aldın. Salla çömlekleri. Tuzlar 270. Baharat 809. Baharatı 1000'e kadar çıktığını... Yani 1000'e çıkmıyordu da baharat çıkıyordu bayağı. Kürkler 285. Yani kürkler sonra satılır. Tuz 270. Bir sıra tuz satalım buraya ya. Bir sıra tuz satalım abi. Tuzları çünkü ucuza topladık biliyorum. 1700. Parası yok elemanın. Demir. Demir burada ucuz. Demirin daha pahalıya satıldığını biliyorum. 1342. Gene bulamıyor parayı ki. Gene bulamıyor ki herif parayı. Ver anasını satayım ver. Zırh tüccarına git bir tane bir paket şeyi orada sat. Bir paket tuzu orada sat. Şimdi buradan nereye hocam? Buradan Verçek'e, Verçek'ten Sargot'a ya da Rivaçek'e. Rivaçek'e doğru bir ilerleyelim. Şu itemleri elimden çıkarıp bölümü öyle sonlandırmak istiyorum da. Yeni item almayayım o zaman ya Hamipek. 324'e bedava. 836. 324'e bedava ama Hamipek. 283'e de tuz satılır. Baksana demirler yani. Sağdan aldım sola verdim abi demirleri. Sağdan aldım sola verdim. Biralar 120 yok. Biralar pahalı burada. Biralar pahalı. 2175. Bu adamın parası yok. Bu kekonun parası yok abi. Bunu gidip silahçısına falan satalım. 1134. Silahçı da para veremiyor. Zırh. At. Dayı Rivaçek'te para bitti. Para. Elimde ne kaldı geriye? Hamipekleri aldık. Kürkleri aldık. Tuzlar var. Biz iyi para yapıyoruz bu arada, fark ettiniz mi bilmiyorum ama. Şunları da level alsa iyi olurdu da neyse. Ben level aldım mı? Aldım. Ver bir karizma daha. Abi liderlik ve ticarete vereceğim. Liderlik ve ticaret dışında bir şeye vermeyip zekayı bekleyeceğim. Ya da gücü 12'leyip böyle tık 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 yapabilirim. Bilmiyorum. Tekel kılıca ver. Save alıp bırakalım şimdilik. Sevgili arkadaşlar, izlediğiniz için hepiniz çok çok sağ olun. Umarım keyifli güzel zaman geçirmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.